Merhaba sevgili Kanal 3 izleyicileri. Fuar Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Önce Sağlık programıyla yine karşınızdayız. Evet, bir önceki programdan bu yana 15 günlük bir zaman geçti. 15 gün belki uzun bir zaman dilimi ama nedense zaman bana artık kısa gelmeye başladı. Bilmiyorum, size de mi öyle? Günler, aylar artık hızlı geçiyor. Hatta saatler bile hızlı geçiyor. Saatler demişken, vücudumuzda saat gibi tıkır tıkır çalışan, hiç durmadan işleyen, bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir organımız var. Tahmin ettiğiniz üzere kalp. Ve kalp olunca da bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Muhammed Tahta. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Yoğun tempoda bize zaman ayırdın. Teşekkür ediyoruz, ayağının tozuyla. Hızlı şekilde bir giriş yapalım. Kardiyoloji deyince hemen hemen toplumda herkesin aklına gelen artık kalp krizi. Neden olur kalp krizi? Kalp krizi kalbi besleyen damarların ani bir şekilde tıkanması sonucu oluşur. Genellikle kalbin içinde oluşmuş, kalp damarının içinde olmuş bir pıhtının kalbin herhangi bir damarının aniden tıkanması, daha sonra bir göğüs ağrısıyla bize hastalar başvururlar. Genelde sebep oranın altta yatan bir nedene bağlı veya bağlı olmadan kalbin bir damarının aniden tıkanmasıdır. Peki bunu kişi önceden anlayabilir mi? Kişi önceden anlayabilme ihtimali düşük ama bunun için belirli risk faktörleri var. Daha önceden taşıdığı, doğuştan getirdiği veya sonradan edindiği risk faktörleri sayesinde biz bu hasta için daha riskli olabileceğini, daha az riskli olabileceğini bilebiliriz. Ama hastanın iş başladıktan sonra bunun bir kalp krizi olduğunu farkına varabileceği şikayetler var. Eğer bunları gerekli miktarda öğrenirse, eğer bunun bir kalp krizi olduğunu fark edebilir tabii ki. Bunlar neler mesela? İlk başta kalp krizinin en önemli şikayeti tabii ki göğüs ağrısı. Artık toplumun çoğu kesimi de az çok bunun konusunda fikir sahibi. Nasıl bir göğüs ağrısı? Çünkü göğüs ağrısı herkesin aşağı yukarı hayatında birkaç kez yaşadığı bir şikayet. Tipik olarak bir kalp krizinin göğüs ağrısı halk arasında iman tahtası denilebilecek, göğsün orta kesiminde sıkıştıran, ezen, üzerine bir taş konulmuş ağırlık hissi şeklinde tariflenebilen, beraberinde çeneye veya sol kol tarafına yayılabilen şiddetli bir ağrıdır. En tipik bulgusu budur. Hastalar genellikle diğer göğüs ağrılarından nasıl ayırt edebilirler mesela? İlk defa daha önce yaşamadığı şiddette ve adını koyamadığı bir şekilde bir ağrıyla karşılaşır hastalar. Bu ağrıyı duyduktan sonra yapabileceği en iyi şey, en kısa zamanda, mümkün olan en kısa zamanda bir hastaneye başvurmak olmalı. Bunun nedeni niye bu kadar önemli? En kısa zamanda başvurma sebebi, kalp krizinin doğası gereği zamanla bir yarış var. Çünkü damarımız diğer kalp hastalıklarının olduğu gibi değil, bir kriz anı. Damar tamamen tıkanmış, o damarın beslediği alan artık beslenemiyor durumdadır. Ve bir müddet sonra eğer geç kalınırsa oradaki dokular ölmeye başlamakta. Bu yüzden hemen ilk yapacakları şey bir hastaneye başvurmak, 112 aracılığıyla mümkünse. En önemli dikkat edeceğimiz şey, her göğüs ağrısını ciddiye almak. Hayatımızın bir zamanında yaşadığımız ağrılardan farklı bir ağrı olduğunu hissediyorsak eğer, hemen en kısa zamanda bir sağlık kurumuna müracaat etmek. Peki bu hastaneye başvurma aşamasında evde yapılabilecek şeyler var mı? Son zamanlarda medyada sen de okumuşsundur belki, işte kalp krizi geçiriyorsanız kuvvetli öksürün vesaire gibi şeyler söyleniyor. Bunun gerçek yönü var mı? Şöyle, kalp krizinin birçok şekilde kendini ortaya çıkarabiliyor klinik tablo. Dediğim gibi göğüs ağrısı bunlardan biri. Göğüs ağrısının yanında damarın beslenememesinden dolayı orada ritim problemleri yaşanabiliyor. Kalp dokusunun sersemlemesi diyeyim gibi bir durum söz konusu olduğu için ritim problemleri olabiliyor. Ama bu ritim problemleri her zaman tek bir çeşit olmuyor. Mesela kalp hızının düşmesiyle beraber yürüyen ritim problemleri var. Belki öksürük orada bir miktar faydaya sağlayabilir ama tıkalı bir damar açma şansı yok. Eğer hasta o an o ritim problemini yaşıyor ve o anda öksürüyorsa belki bir faydası olabilir ama diğer şekillerde çok bir faydasının olma ihtimali çok yok. Peki yine gelene kadar aspirin almayı önerir misin? Şimdi ağrının şeklini çok ayırt edemeyeceğimiz için hastayı görmeden herhangi bir ilaç alınmasını biz önermiyoruz. Evet. Çünkü sonuçta ağrı ne kadar şey olabilirse de onun bir kalp damarının tıkanmasına mı bağlı? Mesela bizim başka hastalıklarımız da var. Göğüs ağrısıyla devam eden veya göğüs sırt ağrısıyla devam eden, mesela aort damarının yırtılması veya bir damarın yırtılması. O anda bilmeden kan sulandırıcı bir ilaç almak daha kötü tablolara neden olabilir. O yüzden kesin tanı olmadan herhangi bir ilaç alınmasını önermiyoruz. Evet. Ya da şey de olabilir, mesela hastanın mide şikayeti vardır. Belki yansıyan göğüs ağrısıdır. Evet. O aspirinle mide kanamasını arttırabilir, daha kötü tablolara yol açabilir. Tabii ki çok tanıya hasta. En güzel iş bir an önce mümkün olan en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmak aracılığıyla. Peki risk faktörlerinden bahsettin, yani bazı risk faktörleri. Neler bu risk faktörleri? Risk faktörlerin temelde en basit şekilde ikiye ayrılıyor. Bir, önceden getirdiğimiz değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Bunlar neler? Cinsiyetimiz. Erkek cinsiyet olmak bir tık kalp hastalığına daha yatkın olmamıza sebep oluyor. Aile öykümüz veya yaş. Bunlar değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri. Bir de değiştirilebilir, düzenlenebilir risk faktörü var. Bunlar neler mesela? Kolesterol, tansiyon, şeker, beslenme bozuklukları. Bunlar diğer risk faktörleri. Bunlar bir şekilde düzenleyebildiğimiz risk faktörleri. Bunlar niçin önemli? Değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri bugünkü tıbbi bilgimizle çok bir etkimiz olmuyor maalesef. Yaşın ilerlemesini durduramıyoruz, genetiğimizi değiştiremiyoruz. Ama sonuçta herhangi bir damar tıkanıklığı veya kalbin herhangi bir hastalığında bir risk faktörümüzün olması artı bir tane de başka bir risk faktörümüzün olması demek, riskin 2 kat değil 4-5 kat artması demek. Mesela şöyle yapayım, ailede çok erken yaşta kalp hastalığı olması bizim 1 kat riskimizi kalp için arttırıyorsa, yanına bir diyabet eklediğimizde riskimiz 2 kat olmuyor. Riskimiz 3 kat artmış oluyor. Bu yüzden çok önemli. Genelde risk faktörleri bunlar, bahsettiğim şeyler. Her biri ayrı bir hastalık aynı zamanda, bunların önemsenmesi gereken hastalıklar. Peki yeme içme alışkanlıkları da belki buna şey yapıyor. Tabii, beslenmeden kastım o. Burası çok ayrıntılı bir konu ve çok gündemde olan bir konu. Beslenmeden ziyade toplam olarak biz buna dediğimiz şey hayatın bir düzene konulması diye söyleyebilirim. Sadece beslenme değil, bunun yanında, diyetin yanında günlük aktivitelerin düzenlenmesi. Mesela bol bol yürüyüş yapmak, hayatınız, yani bunu bir parçası haline getirmek. Evet. Yani dönemsel bir diyetten ziyade ne yediğinizden, ne içtiğinizden ziyade yaşam tarzınızı değiştirmek önemli. Tabii, sigaradan uzak durmak bunun bir basamağı. Alkolü sınırlandırmak, bol bol yürüyüş yapmak, yediklerimize dikkat etmek. Bunu sadece diyet denilince genellikle hastalarda kilo vermeye yönelik bir algı oluşuyor. Hı hı. Sadece kilo vermek gerek diye düşünüyor. Değil. Önemli olan şu yemekler kalbe faydalı, şu yemekler kalbe zararlıdan ziyade vücut genel olarak bakıp diyetimizi ona göre düzenlemek gerekiyor. Ve bunun yanına sadece diyetle değil, anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun yanına sporu koymak, hı hı. En güzeli bizim önerdiğimiz mesela yürüyüş olarak haftada 3 gün en az yarım saat tempolu yürüyüş. Sadece beslenme olarak veya kilo alıp verilmesi olarak değil. Mesela örnek verecek olursam bu yürüyüşlerin faydası sadece bizim kolesterolümüzü düşürmesi, tansiyonu dengelemesi değil. Damarlarımızın vücudumuzu beslenmesini sağlayan damarlarımızın genişlemesini sağlıyor. Kalbin oksijen ihtiyacını karşılamasında daha güçlü bir şekilde karşılamasını sağlıyor. Sadece kilo vermek, sadece beden kitle indeksini düşürmek değil amacımız. Sadece bu hayat tarzı değişiklikleriyle aslında sadece kalp damarları için değil, şeker, tansiyon gibi birçok hastalığı da yanında tedavi etmiş oluyorsunuz. En az ilaçlar kadar faydası olduğu gösterilmiş bunların. Evet. Peki kolesterolden bahsettik. Son zamanlarda, özellikle son birkaç senedir bu kolesterol ilaçları ile ilgili bir takım işte spekülasyonlar var. Mesela işte bir kısım diyor ki kullanılmasın, bir kısım kullanılması gerekiyor. Senin düşüncen ne bu konuda? Yani hani bu bir spekülasyonlar var, aslında yok. Şöyle anlatayım, hiçbir spekülasyon yok. Bu ilaçlar yıllardır, yaklaşık 40 yılı geçtiğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu spekülasyon demeyeyim de hekimler arasında hiçbir spekülasyon yok. İlaçların her biri kanıtlanmış ilaçlar. Biz bunların sonuçlarını çok ağır bir şekilde görüyoruz. Gerek kendi hastalarımızda görüyoruz. İlacı bırakılıp, yani bir kısmı maalesef hekim bunların. Evet. Bıraktırıldıktan sonra nelerle karşılaştıklarını, açık damarlarının nasıl tıkandığını görüyoruz. Evet. Gerçekten özellikle genç hastalarda veya damarı bir şekilde açılmış hastalar, ileri dönemlerde bu damarların bu ilaçları bıraktıklarından dolayı çok çabuk tıkandığını görüyoruz. Yani aslında hiçbir spekülasyon yok. Elbette ki her ilaç gibi yan etki potansiyelleri var ama bunlar faydalarının yanında inanın göz ardı edilebilecek riskler. Evet. Peki diyelim ki kalp krizi geçiren bir hasta size geldi, başvurdu. O esnada o hastaya ne gibi tedavi uyguluyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Biz hastamızı acile başvurduktan sonra ilk yapacağımız şey ağrısını sorgulamak. Bunun bir tipik kalp ağrısı olduğunu düşündüğümüzden sonra ilk tanı basamağımız her zaman EKG. EKG'de kalp krizinin iki türü var. Bir, halk arasında bilinen tipik kalp krizinde zaten EKG'de hemen bulgu verdiği için, asıl acil olan kısmı o olduğu için hemen fark ediyoruz. Daha sonra gerekli ilaç tedavilerini verdikten sonra artık günümüzde başka tedavi metotları olmakla birlikte artık oturmuş bir anjiyoda damarı açma yolu var. Anjiyoya alıyoruz hastayı, ihtiyacına göre balon ya da stentle damarı açıyoruz. Ondan sonra tedavisine, ilaç tedavisine, yoğun bakım sonrasında servis şeklinde takibine devam ediyoruz. Peki anjiyo olmuş, stent takılmış ya da balon yapılmış hasta taburcu olduktan sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir, anjiyoyu ilk yaptığımızda ve bu hastaya stent taktığımız, genellikle günümüzdeki artık yerleşmiş tedavi balon artı stent tedavisi. Önemli olan ilk başta ilaçları mutlaka düzenli kullanmak, özellikle kan sulandırıcıları. Bunun niçin önemli? Birinci sebebi, vücudumuza dışarıdan metal bir şey takıyoruz ve vücudumuz bir müddet sonra kendi dokusuyla bunu kaplıyor. Bu ortalama 3 ya da 4 ay sürüyor en erken evrede. Kan sulandırıcılar bu dönemde çok önemli çünkü kendi vücudumuz bunu kaplayana kadar oradaki metal yüzeyin pıhtıyla kaplanma riski var. Bu iyileşme sürecini atlatana kadar ilaçları bizim açımızdan çok önemli kan sulandırıcılar. Kesinlikle onları kullanmayı kesmemesini özellikle öneriyoruz. Bunun yanında hastanın beraber taşıdığı risk faktörü, işte kolesteroldür, şekerdir. Bunlara yönelik tedavilerini veriyoruz. Bu tedavilere harfiyen uymalarını istiyoruz. Genellikle krizden sonra ilk bir ay çok efor gerektiren işleri önermiyoruz. Tabii ki günlük aktivitelerine devam etmelerini, işte alışveriş için dışarıya çıkabilirler. Hafif gezmeler yapabilirler ama çok fazla efor gerektiren şeyleri önermiyoruz. Bir aydan sonra ise hayatlarına, eski rutinlerinde devam etmelerini istiyoruz. Hiçbir aktivite kısıtlamıyoruz. Bu kalp krizi için geçerli sadece. Ürolog olarak da aklıma şimdi geliyor biraz işin o kısmıyla ister istemez geliyoruz. Bu eforda, yani cinsel hayatta aktiviteden bir dahil. Ay yasakları İlk bir ay çok önermiyoruz. Muhtemelen de çok soru oluyordur bu konuda size. Oluyor arada. İlk bir ay çok önermiyoruz. Ondan sonra dediğim gibi eski rutinlerine aynı şekilde devam etmelerinde hiçbir sıkıntı yok. Mesela poliklinikte çok karşılaşıyoruz. Ben kalp hastasıyım. İşte bahsettiğim gibi cinsellikle ilgili sorular da geliyor. Belli şartlar altında hiçbir kısıtlama gereği duyulmuyor bunlarda. Hatta ona yönelik ilaç tedavilerinde bile eğer ona yönelik bizim kullandığımız ilaçlardan herhangi birisi ona engel değilse o ilaçların kullanılmasına hiçbir medikal engelde bulunmuyor. Evet. Peki diyelim ki kalp krizi geçirdi, stent takıldı. Sonra ek hastalık çıktı, işte böbreğine taş çıktı, prostat hastalığı vesaire çıktı. Ne kadar süre sonra bu ikinci ek hastalığı için tedavi görebilir? Şimdi hastaya göre bunların hepsi değişmekle birlikte ilk 3 ay eğer acil bir durum yoksa, yapılacak işlem çok acil değilse en az taktığım stentin şekline göre de değişiyor. Şimdi sistem, bugünkü pardon, güncel uygulamalarda kullandığımız halkın içinde yağlı ve yağsız diye daha çok bilinen stentin tipine göre ilaç kaplı olup olmamasına göre süreler değişiyor. Eğer ilaç kaplı bir stent taktıysak 3 ayın ötesine ertelemeye çalışıyoruz. Diğerlerinde 1-2 ay sonra gerekli cerrahi işlemleri önerebiliyoruz. Ama acil bir durumda ise eğer daha yakın gözlemle işleme izin verebiliyoruz. Yani mesela ilgili kanser cerrahisi. Yani beklemenin hastanın sağlığını tehlikeye atacağı durumlarda daha erkene izin verebiliyoruz. Ama onu da belirli şartlar altında veriyoruz sadece. Ama atıyorum 3 ay beklemenin hastanın sağlığına, o cerrahi girişimin yapılmamasının hastanın sağlığına direkt bir etkisi yoksa eğer biraz daha beklemesini istiyoruz açıkçası. Peki kalp krizi gençlerde biraz daha tehlikeli deniyor. Ya da biraz daha şeydi. Bunun nedeni nedir? Şöyle, vücudumuzda kalp damarlarımız da bir tıkanıklık geliştiğinde eğer daralma diyeyim, tam tıkanıklık demeyeyim veya tam tıkanıklık da olabilir. Belirli bir zaman sürecinde de işte krizdeki gibi ani olmadığı zamanlarda vücudun kolateral dediğimiz birbiriyle bağlantılı damarlar geliştirir. Sağlam damardan tıkalı damara doğru bağlantılar geliştirir. Bunlar yaşla beraber daha fazlalaşır. Gençlerde ise bunu oluşturacak zaman olmadığı için alternatif damar aniden alternatif kanallar olmadığı için damar aniden tıkandığında eğer daha sıkıntılı süreçler yaşayabilirler tabii ki. Peki bir de ritim problemlerinden bahsettin. Ne gibi ritim problemleri olabilir? Kalp kriziyle bağlantılı. Kalp kriziyle bağlantılı, biraz önce söyledim, kalbin aşırı yavaşlaması. Sonuçta bu damarlar bütün vücudu beslediği gibi kendisinin de kendini de besleyen bir organ. Kalbimizin aynı zamanda bir iletim sistemi var. Evet. Buradaki beslenme bozukluğu çeşitli ritim problemlerine neden olabiliyor. Ani bir şekilde tıkanması nedeniyle. Mesela bunlardan biri kalp hızının aşırı düşmesiyle devam eden blok dediğimiz tablolar. Kalp hızı aşırı düştüğü için yeterli tansiyonu da oluşturamaz vücut. Buna bağlı şikayetler olabilir ya da fibrilasyon dediğimiz daha ölümcül durumlar da olabilir. Bunlar hastane dışında, hastane içinde müdahaleyle çok çabuk yanıt alabileceğimiz ama hastane dışında çok yanıt alamayacağınız ritim problemleri kalbin durmasının bir önceki evresi gibi düşüneyim. Sadece gereksiz, istemsiz kasılmaları olur kalbin. Bu yüzden hemen bir şekilde hastaneye başvuruyu çok önemsiyoruz. Kalp krizinde asıl hayati olan ritim problemleri 3 aşağı 5 yukarı bunlardır. Bunun dışında birçok ritim problemiyle karşılaşabiliriz ama hayati olanlar bunlar. O yüzden hastaneye kalp krizinde erken başvuru çok önemli. Neden? Çünkü biz kalp krizi geçiren hastaların neredeyse 2 hastadan birini kalbin tıkandığından dolayı, damardan dolayı değil, bu ritim problemlerinden dolayı kaybediyoruz. Bu hastalara hastaneye başvurduğunda, damarla ilgili problem halledildiğinde veya öncesinde müdahale edildiğinde, sonraki hayatlarında bu damar tıkanıklığı nedeniyle bu ritim probleminin tekrar yaşama riskleri 0. Çok basit müdahaleyle hayat kurtulabilecekken hastane dışında vakit kaybedildiği için çok rahat hastanede tedavisi yapılacak şeylerden hasta kaybediliyor maalesef. Evet. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Evet sevgili Kanal 3 izleyicileri, Önce Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Ekranını yeni açanlar için belirtmekte fayda var. Bugünkü konuğum kardiyoloji uzmanı Muhammed Tahta. Evet Muhammedciğim, ilk bölümde kalp krizinden bahsettik. Kalp krizi esnasında meydana gelen ritim problemlerinden, hatta bazen kalp durmasından. Belki hastalar da soruyordur sana, bu kalbi durup da geri döndürdüğünüz hasta eskisi gibi hayatını idame ettirebilir mi? Yoksa o kalp dönme esnasında yani uygulanan tedaviler, bizim CPR dediğimiz müdahaleler, etkiler bırakabilir mi acaba hastada? Yani bunlar şöyle, erken müdahale edilirse eğer, yani vücut çok fazla oksijensiz kalmazsa eğer, organlarda bozulmalar olmamışsa eğer, hasta tabii ki kendi eski hayatına aynen devam edebilir. Bununla zaten rutin uygulamada çok karşılaşıyoruz. Ama eğer hastane dışında eğer bu olduysa, hasta uzun süre o CPR dediğimiz o kalp masajı döneminde çok uzun vakit geçirdiyse, vücuda yeterli kanın pompalanamaması, oksijenin taşınamaması nedeniyle kalıcı etkilerde kalabiliyor tabii ki. Peki bazen poliklinikte hastalar mesela işte, hocam içimde sanki bir şeyler çarpıyor veya işte diyor bir şeyler yuvarlanıyormuş gibi hissediyorum. Veya daha artık halk arasında yaygınlanmış şekilde ismini, hocam benim aritmim var diye karşınıza da bir hasta grubu çıkıyordur. Tabii ki. Aritmi nedir? Aritmi bir hastalık grubu. Kalbin elektrik sisteminin bir şekilde herhangi bir yerinde fazladan bir yol olması ya da bir yerinde hastalık bir şekilde hasarlanması nedeniyle oluyor. Genelde bu hastalar bize en çok kalbinin normalden farklı şekilde attığı veya fazla attığı şikayetiyle geliyor. Pırpır ediyor kalbi, çarpıntım var gibi şikayetlerle geliyor. Genelde bu şikayetlerle bize hastalar geliyor. Veya bazen çok atipik dediğimiz, yani hani günlük hayatta çok büyük bir kısmı bahsettiğim şikayetlerle gelmekle beraber yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerle de başvurabiliyorlar açıkçası. Biz ne yapıyoruz bu hastalara? İlk önce dediğim gibi şikayetin dinliyoruz. Bunların ne süredir olduğu, belirli bir şeyle tetiklenip tetiklenmediği önemli mesela. Çünkü çarpıntının birçok sebebi var. Bunların bir kısmı ise kalple ilgili olmayabiliyor. Mesela hasta çok fazla diyetinde kafein tüketiyor, kahve içiyor mesela. Buna bağlı olabiliyor veya bir stres durumuna bağlı olabiliyor. Tamamen masum, sadece yediği, içtiği veya yaşadığı bir strese bağlı olabiliyor. Bazen de başka hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Mesela tiroidi fazla çalışıyor veya kansızlığı var. Buna bağlı çarpıntılar olabiliyor. Kalp iş yükünü arttırıyor bunları toparlayabilmek için. Bu durumlarda da olabiliyor. Buna yönelik eğer şikayetleri yanında buna yönelik şikayet. Mesela çarpıntım var, aynı zamanda ellerim titriyor hocam veya çok terliyorum. Bunlar bir tiroidin belirtileri olabilir. Hocam tamam çarpıntım var ama aynı zamanda benim iştahsızlığım da var. Saçlarım da dökülmeye başladı. Bu bir kansızlığın belirtisi olabilir. O yüzden hastanın anlattıkları bizim için çok önemli. Daha sonra ne yapıyoruz? Mesela EKG'sini çekiyoruz. Her zaman ilk basamakta bir EKG çekiyoruz. Bazı ritim problemleri, özellikle genç çağlarda gördüğümüz ritim problemleri önceden getirilebilen şeyler oluyor. Bunların EKG'de belirli bulguları oluyor. Bunların var olup olmadığına bakıyoruz. Eğer bunlarda bir şey tespit edememişsek eğer, rutin kan tetkiklerine bakıyoruz. Bunlar neler? Bahsettiğim kansızlık veya tiroidin aşırı tiroid hastalıklarında olabiliyor. Bunlardan biri olup olmadığını tarıyoruz. Eğer bunlardan hepsi normal geldi, herhangi bir problemin olmadığını gördüğümüzde ve başta bahsettiğim o diyettir, kafein tüketimidir, başka problemleri yoksa hastanın emosyonel stres gibi, bu sefer de kalple ilgili bir problem var mı diye ileri basamaklara geçiyoruz. Bir ekosunu yapıyoruz hastanın. Mesela altta yatan bir kalp yetmezliği ya da kalp damar hastalığına yönelik bir bulgusu var mı hastanın? Bu mesela kalp yetmezliği olan hastalarda beklediğimiz ritim problemleri var. Onlardan biri olabilir mi diye kalp yetmezliği olup olmadığına bakıyoruz hastanın. Eğer bunlardan bir şey elde edememişsek daha ileri tetkik olarak Holter isteyebiliyoruz hastanın. Bu cihaza göre değişmekle 24 saatte bir hafta arasında monitorizasyon imkanı veren cihazlar bunlar. Evde EKG çekiyoruz bir nevi. Evde EKG çekmeye devam ediyoruz. Cihaz bunu bir belirlenen müddette bize kayıt yapıyor ve biz bunu bilgisayar başında hastanın şikayetlerinin olduğu dönemleri de not ederek bakıyoruz. Normal yaşantısına devam etmesi gerekiyor. Tabii kendisi hayatına devam ediyor. Tetikleyen bir şey var mı diye. Tabii. Bunlar da ritim problemi. Çünkü bazı ritim problemleri sadece şikayetimizin olduğu anda değişiyor. EKG'miz. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Eğer bunlarda gene bir şey yakalayamamışsa halk arasında yakma tedavislerine aslında bir tanı metodu olan, yani araştırma metodu olan elektrofizyolojik işlemler yapılabiliyor. Bunlara bakılabiliyor. Eğer tespit edilebiliyorsa aynı zamanda tedavi de yapılıyor o esnada. Bu basamaklardan geçerken herhangi bir basamağında bir şekilde ritim problemi tespit ediliyor hastanın. Hangi ritim problemi tespit ediyor? Çünkü çok fazla ritim problemi var. Belki yüze yakın ritim problemi var. Hangisinin olduğu çok önemli bizim. Bazısında ilaç tedavisini tercih ediyoruz. Bazısında eğer dediğim gibi biraz önce halk arasında yakma işlemi denilen metotla tedavi yapıyoruz. Bazısında ise sadece ritim problemini yönetmeyi tercih ediyoruz. Tedavi şeyinden uzaklaşıp sadece sonuçlarını tedavi etmeye çalışıyoruz. O hangi ritim probleminin olduğu bizim açımızdan çok önemli. Buna yönelik tedaviler yapıyoruz. Evet. Tanılarda bulunuyoruz. Peki ritim problemi tedavi edilmezse ne gibi sonuçlara sebebiyet verir? Tabii. Ritim problemin şekline ve şeyine göre değişmekle beraber yaygın ritimle bir hastada uzun dönemde mesela ritim problemleri de bir kalp hızının düşmesiyle gidenler ve kalp hızının yükselmesiyle gidenler olarak temelde iki şeye ayırabiliriz. Kalp hızının düşmesiyle gidenler genellikle zaten bir şekilde tedavi etme mecburiyetinde kalıyorsunuz. Çünkü bu hastalar size bayılma ya da bayıla yazma şikayetiyle başvuruyor. Yani normal bir hayat sürdürme şansları çok fazla yok zaten. Diğerleri aralıklı gelip giden bir ritim problemleri. Mesela kalbim birden çarpmaya başlıyor. Saat gibi hocam. Çok hızlı çarpıyor, dayanamıyorum. Bu eğer çok uzun müddette dönemlerinde başta kalp yetersizliği olmak üzere kalp çünkü bir miktar sonra çok yüksek hızlı şeyleri tolere edemeyebilir. Evet. Kalp yetersizliği gelişebilir bu hastalarda. Uzun süre kalp çok hızlı çalışırsa. Zaten çok uzun sürmesi veya çok sık olması durumunda hasta bunları tolere edemez zaten. Mutlaka tedavi için başvurur. Genelde yaptığı şeyler bunlardır. Hastanın günlük hayatı kalitesini oldukça düşürürler. Bir an önce tedavi etmek gerekir zaten. Peki. Hipertansiyon kalp hastalığı ile ilgili risk faktörlerinden bahsettik. Hipertansiyon dediğimiz nedir? Neden meydana gelir? Hipertansiyonun başlangıçta tanımını yapacak olursak hipertansiyon bizim sistolik, diastolik dediğimiz halk arasında büyük tansiyon, küçük tansiyon denilen değerlerden herhangi birinin 14 büyük tansiyon için, küçük tansiyon için 9 veya üzerinde olması demektir. Neler neden olur hipertansiyona? Bir, genetik faktörlerimiz var. Ailede bir tansiyon hastası olması, kadın cinsiyet olması bunlar birer risk faktörü. Genellikle ailede varsa kadın cinsiyetteyseniz 40 yaşın üzerinde olma riskiniz normal popülasyona kadar, normal insanlara göre 2 ya da 3 kat daha fazla oluyor. Bu hastalara ne öneriyoruz? Mutlaka 40 yaşın üzerinde en az belirli aralıklarla tansiyonlarını ölçtürmelerini istiyoruz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hocam benim düne kadar hiçbir şeyim yoktu. 35 yaşındaydım. Hiçbir şeyim yoktu. Birden tansiyonum çıktı. Doğuştan getirmeniz gerekmiyor tansiyonu. 40 yaşın üzerinde başlayabiliyor. Genelde risk popülasyonu her 10 yılda bir. 40 yaşında riskiniz %10'lardaysa bu 50 yaşına geldiğinde %20'ye çıkıyor. İkinci risk faktörümüz önemli olan yaş. Yaşla beraber daha fazla artıyor riskimiz. Bir üçüncü risk en önemli şeyimiz diyetimiz. Bol tuzdan zengin bir diyetle besleniyorsak, kolesterolden zengin bir diyetle besleniyorsak damar yapımız sadece kalp damarlarında değil, tüm vücudumuzda değişmeye başlıyor. Bu değişim bir müddet sonra kendini tansiyon olarak gösterebiliyor başka hastalıkların yanında. O yüzden diyet, spor bunlarda çok önemli. Olabildiğince ileriye atıyorsunuz bunu riski düzenleyerek. Yine kalp krizindeki gibi yaşam kalitesini, daha doğrusu yaşam şeklini, tarzını değiştirmek tabii gerekiyor. Çok önemli. Tansiyonun en önemli, hani herkesin aklında şeker vardır ama bence en önemlisi tansiyon. Neden? Çünkü bir bulgu vermeden yıllarca kendini gizleyebiliyor. Sanıldığı gibi bir şikayetle gelmiyor hastalar bize. Yani gelen hastaların belki de 1/10 sadece en tipik ağrısı, bildiğiniz gibi enseden başlayan bir sırt ağrısı, boyun ağrısıdır, baş ağrısıdır. Çok büyük bir kısmı hiçbir şikayet olmadan yıllarca normal insanlar gibi yaşantılarına devam ediyor. Ne zaman ki bir damar tıkandı veya bir organ hasar gördü, ondan sonra fark ediliyor. Yani şöyle oran olarak verecek olursam mesela korkutucu olacak biraz ama tanı koyduğumuzda hastaların neredeyse %50'sinin 5 yıldır o tansiyon hastalığı mevcut oluyor. O yüzden rutin kontroller çok önemli. En az senede bir kez bile olsa tansiyonunuzu mutlaka ölçtürmek gerekiyor. Hele 40 yaşın üzerindeyseniz. Evet. Bir de şey var, benim hastalarım arasında da işte bazen sorguladığımızda altta yatan sebebi araştırdığımızda mesela özellikle işte sertleşme problemlerinde tansiyon, şekerim var mı diye soruyor. Mesela hasta diyor, hocam tansiyonum var ama diyor ilaç düzenli kullanmıyorum diyor. İşte yükseldiğinde atıyorum diyor. Kimisi güneşe de atıyorum diyor. Bu doğru mu bu uygulama? Tabii ki değil. Biraz önce bahsettiğim gibi tansiyonun size zarar vermesi için vücudunuzda illa bir şikayet oluşturması gerekmiyor. Mesela hasta tansiyonun 150'lerde geziyor, hiçbir şikayeti olmayabilir. Biz aslında onun bir şikayetini geçirmek için onu tedavi etmiyoruz. 10 yıl sonra herhangi bir damar problemi yaşamasın diye, felç geçirmesin diye veya kalp krizi geçirmesin diye veya böbrek damarlarında bir tıkanıklık olup böbrek yetmezliğine gitmesin diye tedavi ediyoruz hastaları. Ne kadar erken tedavi edersek hastanın göreceği fayda o kadar fazla oluyor. Bu yüzden ilaçları düzenli kullanmak gerekiyor. Sanıldığının aksine elbette ki arada tansiyonlar yükselebilir, normal giderken de yükselebilir. Bizim asıl tedavi ettiğimiz o değil. Bizim asıl tansiyonu düşerek tedavi ettiğimiz hastanın 10 sene, 20 sene sonra başına gelebilecek şeyler. Asıl tedavi etmek istediğimiz o. Peki tansiyon hastalarında yani tansiyonu düzenli, ilaçlarını düzenli kullanıyor. Ama yine de önerdiğim bir kontrol süresi var mı? Tansiyon hastalarında en az, yani bundaki üst sınır normalde 6 ayda bir kontrol, en az yılda bir geçirmemelerini öneriyoruz mutlaka hastaların. Çünkü tansiyonun aynı zamanda komplikasyon dediğimiz başka problemleri de var. Sadece tansiyonu düşürmek yetmiyor. Bu komplikasyonların biraz önce bahsettiğim gibi yıllar içerisinde birçok hastalığa neden oluyor. Mesela göz hastalıklarına neden olabiliyor. Evet. Göz damarlarında problem oluyor. Onların geçmesi gereken rutin kontroller oluyor. En az yılda bir kez. Bu aynı söylediklerim şeker hastaları da içinde geçerli. Ben kendi branşımda kalp açısından söyleyeyim. En az yılda bir kez mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Bu organ hasarları oluşup oluşmadığına yönelik. Çünkü bu organ hasarları oluştuysa erken tedaviyle organı kurtarabilecekken geç kalındığında o organın kaybına kadar gidebiliyor. Bir de ilgilendiğiniz hasta grupları içinde mesela kapak hastalığı olanlar var. Bazen mesela işte hasta size şey diye geliyor veya biz de anamnezi aldığımızda kalp kapakçığında işte çökme varmış veya kalp kapakçığında kireçlenme varmış ya da daralma varmış. Bunları biraz açabilir miyiz? Bu terimler ne demek? Tıbbi anlamda ne ifade ediyor? Tabii ki. Şimdi kalp kapak hastalıkları bildiğiniz gibi kalbin odacıklar sistemi. Her odacığın kapanışında kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında açılıp kapanan kapakçıklar var. Bu kapakçıklar bir şekilde herhangi bir şekilde hasarlanması durumunda ya daralma ya da yetersizlik dediğimiz kanı geriye kaçırma şeklinde hastalıklara neden olabilir. Bunun birçok sebebi var. Çocukluk çağında geçirdiğimiz romatizmal ateş dediğimiz halk arasında bilinen adıyla kalp romatizması bunların en başında gelen nedenlerden biri. Ya da yaşın getirdiği nasıl vücudumuzun diğer taraflarında harabiyet oluşturuyor bilir. Dejeneratif dediğimiz yani yaşa bağlı hasarlanmalar da olabiliyor. Veya kalbin doğuştan gelen doku kısmında gevşeklikler olabiliyor. Bunlar da biraz önce bahsettiğiniz sarkmalara neden olabiliyor ve genellikle kaçaklara neden olur. Kalp kapakçığın birinde ya kanı geriye doğru kapalı olması gerektiği haldeyken açık kalabiliyor. Bu gevşemelere, hasarlanmalara bağlı kanı geriye doğru kaçırıyor. Ya da çok daralıyor, kanın ileri gitmesine engel oluyor gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Genellikle daha erken yaşlarda, 35, 40, 45'li yaşlarda bu romatizmal hastalıkları görüyoruz. Ağırlıklı kısım bu. Daha ileri yaşlarda, 70-80'li yaşlarda ise dejeneratif dediğimiz yaşa bağlı, nasıl saçımız beyazlıyorsa, nasıl kemiklerimiz eriyorsa kapak yapılarımız da bir müddet sonra tabii ki bozulmaya başlıyor. Hastaların bu kireçlenmiş diye ifade etti bu mu aslında? Kireçlenmiş dediği şu, zamanında romatizmal veya dejeneratif bir şekilde kapak hasar alıyor. O kapak kendi vücut dokusu nasıl yara iyileşmesi gibi kendisini şey yapıyor. Onun üzerine kan içindeki kolesterol plakları, kalsiyum çöker ve hasarlanma başlar. O daralma veya yetersizlik şeklinde bir şekilde kireçlenme dediği odur. Anladım. Peki bunlarda tedavi yaklaşımlarınız neler? Tedavi seviyeye göre, yani her kapak hastalığında o kapağı değiştirmiyoruz. Ciddi olana kadar takip ediyoruz. Çünkü bir müddet hafif dediklerimiz var. Hafif dediklerimiz bunları en az seviyeye göre yılda bir kez kontrol veya 6 ay ile 1 yıl arasında kontrollere çağırıyoruz. Kapağın harabiyet düzeyi eğer ciddi kısımlara yaklaştıkça artık tedavi zamanının, daha doğrusu değişme zamanının geldiğini söylüyoruz ve kapaklar genellikle metal veya biyolojik kapaklarla değiştiriyoruz. Başka metotlar da var. Bir şekilde kapağın değiştirilip ya da darlığının düzeltilmesi gerekiyor. O dönemde burada önemli olan şu, niye kontrollere çağırıyoruz? Ameliyat veya anjiyoda bir şekilde bu kapağın tedavi zamanı geçirildiğinde hastanın alacağı maksimum fayda kayboluyor. Geç kalınmış oluyor. Bu 6 aylık 1 yıllık periyotlardaki kontrollerin önemi burada. Eğer o kapak, mesela kapağın kaçağından gidecek olursak, eğer kalp yetersizliğine neden olabiliyor bu kalp kaçakları. Kalp yetersizliğine geçtikten sonra onu tedavi etme veya ameliyatın riski oluşmadan öncekinden kat kat veya riskli. Ortalama bir rakam verecek olursak, eğer kalp yetmezliği gelişmediyse hastada risk %5'lerdeyken kalp yetmezliği geliştiğinde bu risk %30-35'lere çıkıyor. Tedavinin, ameliyatın riski. O yüzden bu süreci geçirmemek çok önemli. O yüzden kapak hastalıklarında kontrolün zamanında yapılması büyük önem arz ediyor. Peki diğer hastalıklarda olduğu gibi tansiyon hastalıkları, ritim hastalıklarında kapak hastalıklarının, daha doğrusu kapak hastalığı olan hastaların dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Bir, bu hasta grubunda, her hasta grubunda olduğu gibi diyet, aktivite düzenlenmesi mutlaka gerekiyor. Mutlaka diyetlerini sağlıklı bir şekilde düzenlemeleri gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapmaları gerekiyor. Kilo almamaları gerekiyor. Neden önemli? Sonuçta bu hastalar her an bir cerrahi adayları. Bunların her biri aynı zamanda bir cerrahiye, bu risk faktörlerinin düzenlenmemesi aynı zamanda cerrahi açısından risk faktörü oluşturuyor. Birinci dikkat edecekleri en önemli sebep bu. Özel bir diyet, kapak hastaları için bir diyet yok. Sadece ciddileştiği dönemde, eğer kalp yetmezliği gelişmişse eğer, tuzdan fakir diyet öneriyoruz ama hafif veya orta dönemlerde özel bir diyet önermiyoruz. Genel insanlara önerdiğimiz kolesterolden fakir diyet öneriyoruz. Özel bir diyet gerekmiyor bunlar için de. Peki bu kapak hastalarında ilaç dışında cerrahi yöntemi, bu kalp damar hastalıkları cerrahisi uyguluyor galiba, değil mi? Peki evet, sizin yaptığınız bir müdahale söz konusu mu? Şöyle, kapağın seviyesine göre bazen uygun hastalarda kapak darlıklarına müdahale edebiliyoruz. Balonla genişletip belirli bir süre, bu yıllar da alabiliyor, bir basamak oluşturabiliyoruz. Daha ileri dönemlere atabiliyoruz. Veya klips denilen, mitra klips denilen yöntemle bu kapak yapıları, kaçakları tedavi edilebiliyor. Ama her hasta popülasyonunda değil, sadece seçilmiş uygun hastalarda yapılabiliyor bu. Bunun yine anjiyo ile yapıyorsunuz. Anjiyo ünitesinde yapılıyor. Anjiyodan tekrar bahsetmişken, anjiyo bir de iki şekilde yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kasıktan ve koldan olanı. herhalde koldan olanı hasta için biraz daha konforlu. Hı hı. Peki ne kadar sürüyor ortalama bu işlem? Hastaya göre değişmekle beraber sadece görüntüleme kısmında 5 ila 10 dakika arasında bir sürede anjiyo işlemi bitirilebiliyor. Eğer bir müdahaleye geçeceksek hastaya göre değişmekle beraber yarım saat ile 1 saat arasında da bu işlem bitirilmiş olabiliyor. Anjiyo işleminin nereden yapıldığı şöyle önemli. Hastalar kasıktan yaptığınız pardon, kasıktan yaptığınızda sıkıntı şu olabiliyor. Hastaları uzun süre düz yatırmak zorundasınız. Hı hı. Büyük bir damara girdiğiniz için çok hareket edemiyorlar hastalar. Koldan yapılan anjiyoda ise hasta işlemden sonra oturur vaziyette oluyor. Birkaç saatlik gözlemin sonrasında bir sıkıntı yoksa evine gönderilebiliyor. Peki hastaya koldan yapabiliyor musunuz yoksa? Yani damar yapısına göre değişiyor ama hastaların çok büyük bir kısmında yapılabiliyor, evet. Oldukça da daha kısa süre herhalde diyelim. Yani süre açısından çok bir fark yok açıkçası. Hı. Ama hasta konforu daha fazla. Sonuçta girdiğiniz damar daha ince bir damar. Kasık damarına girdiğinizde daha kalın bir damara giriyorsunuz. Bacak damarlarının hepsinin kanının daldığı bir merkezin komplikasyon riski daha fazla olabiliyor. Koldan yaptığınızda ise daha lokal bir yere, daha bir yere girdiğiniz için yani risk daha da düşmüş oluyor. En önemlisi ama tabii ki hastanın konforu daha fazla oluyor. Muhammed Hocam, sürenin sonuna geldik. Tabii kardiyoloji diğer branşlar gibi geniş, daha konuşmadığımız birçok hastalık var. Umarım başka bir programda tekrar misafir ederiz seni. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için ayağına sağlık. Bize vakit ayırdın. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğum kardiyoloji uzmanı Muhammed Tahta idi. Kendisiyle kalp kriziyle ilgili konuştuk. Kalp hastalarındaki risk faktörlerinin neler olduğu, nelere dikkat etmesi gerektiği, aritmilerden bahsettik, kapak hastalıklarından, tansiyondan, anjiyonun ne şekilde yapılmasından bahsettik. Gayet de keyifli bir program oldu. Umarım siz de zevk aldınız. Başka bir programda, başka bir konukla görüşeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.